İbrahim Karagül. Batılı istila, iç işgalciler ve mücadeleyi Arap dünyasına yaymak. Coğrafyamız iki türlü şiddetle, tehditle, işgalle yüz yüzedir. İlki ve bu yüzyıla damgasını vuracak olan batılı istiladır. Bölgenin bütün zaaflarını istismar ederek hızla yayılan bu istila, etnik kavgalar, mezhep kimliği üzerinden ayrışma ve çatışmalar, sınır sorunları, kaynaklar paylaşımı, terör örgütleri üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma senaryoları, iç çatışmalar, bölge rejimlerinin vesayet sorunları, kitlelerle rejimler arasındaki kopukluk hatta düşmanlık şeklinde neredeyse coğrafyamızın tamamına yayılmaktadır. Üst proje, Müslümanları tarih dışına, denklem dışına itmektir. Birçoğu bölge için sorun gibi görünen krizlerin tamamı aslında bir üst projedir. Bir dış müdahaledir. 21. yüzyıla yayılan bir coğrafya tasarımıdır. Müslüman ülkelerin ve toplumların bu yüzyıl boyunca tarih dışına, denklem dışına itilme planlarıdır. Aslında 21. yüzyılda bizim için yeni bir 20. yüzyıl tasarlanmıştır. İslam'ı kuşatmak, ülkeleri kuşatmak, Müslümanları kuşatmak ve yeryüzünün ana eksenini orta kuşağını oluşturan coğrafyayı yeniden istila etmek, rehin almak ve yönetmek üzerine bir tasarımdır bu. Bu üst projenin önünü açan bütün bölgesel krizler, bölge içi gerilimler mutlak surette bir dış müdahaledir. Bazı ülkelerin kendi sorunları gibi gördüğü meselelerin tamamı dış müdahalenin parçasıdır, içeriye dönük uzantılarıdır. Haçlı seferleri gibi akın akın geliyorlar. Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, Suriye meselesi, Yemen meselesi, Libya'nın parçalanması, İran-Suud gerilimi, Basra körfezinde Katar'a hedef alan yeni kriz ve daha niceleri. İlmik ilmik işlenmiş bir ince hesaptır. Bu öyle bir kaos tufan planlamasıdır ki yahu bizim hiç mi suçumuz yok sözleri, itirazları anlamsızlaşmaktadır. Daha şimdiden 5 ülkeyi parçalayan bu küresel istila 5 yıl içinde en az 5 ülkeyi daha parçalamaya amaçlamaktadır. Türkiye dahil İran ve Suudi Arabistan istan dahil bölgenin en güçlü ülkeleri bile tehdit altındadır. Ve bu fırtına hiçbir şekilde 10 yıllık, 20 yıllık zaman aralıklarına sıkıştırılamaz. Haçlı seferlerinden bu yana Kudüs'ün işgalinden bu yana Osmanlı'nın yıkılmasından bu yana coğrafyanın sömürgeciler tarafından paramparça edilmesinden bu yana devam eden bir süreçtir. Bu tarih okumasını yapamayan hiçbir devletin ayakta kalma şansı olmayacaktır. Bu sürekliliğin farkına varamayan hiçbir toplum yakın gelecekte bir arada kalamayacak. Coğrafya dünya savaşını yaşıyor. Coğrafyamız bir dünya savaşı yaşamaktadır. Bugün söylenmese de geleceğin tarihçileri bu büyük kaosu 21. yüzyılın haçlı saldırıları olarak tanımlayacaktır. Ne kaderdir ki biz bizim ülkemiz 100 yıl sonra yeniden coğrafyanın ağır sorumluluklarını üstlenmiş, sağlam bir direnç son kale olarak büyük mücadelelere girişmiştir. Bu da bizim tarih yapıcı rolümüzün bir uzantısıdır. Hal böyleyken istilanın önünü açan, ona zemin hazırlayan, onunla işbirliği yaparak güç arayışına giren her devlet, her toplum, her örgüt işgalcidir, coğrafyanın hainidir. İkinci tehdit iç işgalciler. Hepsi Türkiye düşmanıdır. İşte bölgeye yönelik ikinci tehdit bu iç işgalcilerdir. Ülkelerin parçalanmasına, yüzyıllardır birlikte yaşayan toplumların birbirine yabancılaşmasına ve düşmanlaşmasına, coğrafya içi yeni cepheler açılmasına zemin hazırlayanlar, batılı istilanın uzantısı olarak rol üstlenenler, o üst projenin altına gizleyip hesap görenler, fırtınayı arkasına alıp yakın komşularını vuranlar, siyasi tarihin kötüleridir. Coğrafyanın düşmanları olarak anılacaktır. Ne gariptir ki coğrafyanın düşmanlarının tamamı aynı zamanda Türkiye düşmanıdır. PKK ile savaş işte bu işgale karşı savaştır. El-Kaide gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etme, kimyasal gerekçesiyle Irak'ı perişan etme, Deaş gerekçesiyle Suriye'yi işgal etme, PKK eliyle Suriye'yi parçalayıp Türkiye'ye karşıtı büyük bir cephe oluşturma hesapları hep bu büyük projenin alt unsurlarıdır. Bunlar ve daha birçok örgüt birer iç işgalcidir, birer dış tehdittir. Bu yüzden PKK gibi örgütlerle savaş işgale karşı karşı savaştır. Ama bütün kartlar İranla Sünni Arap dünyası arasında çıkarılacak büyük kavgaya göre dağıtılmıştır. Pers emperyal hayaliyle yanıp tutuşan Tahran, bölgeye yönelik büyük istilaların en çok yararlanan, fırtınayı en iyi kullanan kendi heveslerini bölge dışı müdahaleyle kamufla eden ülkedir. Sünni Arap ülkeleri iç savaşlara sürüklenecek. Sünni Arap dünyası hızla mevzi kaybetmektedir. Bugüne kadar ağır aksakta olsa bir birlik görüntüsü veren bu çevre son Katar kriziyle parçalanmıştır. Irak ve Suriye gibi Arap topraklarını İran'a kaptırdıktan sonra Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar bütün Arap toprakları tehdit altına girmiştir. Suudi Arabistan tam anlamıyla çevrelenmiş bir ülkedir. Çok yakında hem bu ülkede hem de Basra Körfezi'nde bütün bölgeyi sarsacak istikrarsızlıklar ateşlenecektir. Katar'a hedef alan son bir projedir ve Suudi Arabistan tuzağa düşürülmüştür. Günlerdir dile getirdiğimiz Muhammed Dahlan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Muhammed bin Zaid üzerinden Arap dünyasına çok büyük bir tuzak kurulmaktadır. Bu tuzak boşa çıkarılamazsa Sünni Arap dünyası ciddi iç savaşlara, terörle mücadele örtüsü altında işgallere maruz kalacaktır. Araplar Türkiye'ye güçlü destek vermek zorunda. Türkiye bölgenin yükselen gücü olarak bölge dışı müdahalelere karşı en net tavır alan güçlü bir siyasi söylem ve duruş belirleyen, bu yüzden de hem batıdan tehdit edilen, hem Arap dünyasıyla bütün bağları koparılmak istenen, terör örgütleri ve özellikle de PKK üzerinden Suriye'nin kuzeyinden açık hedef yapılan ülkedir. Arap dünyasının, Müslüman dünyanın, özellikle de coğrafyada yaşayan toplumların, Türkiye'nin duruşundan alacakları çok ders vardır. Türkiye güçlüdür, güçlenmektedir. Sağlam adımlar atmaktadır. Öyleyse önce onu hedef yapıp zayıflatalım, yoralım, yoldan çekilmesini sağlayalım düşüncesi öne geçmiştir. Bu yüzden 15 Temmuz yaşanmış, bu yüzden bir iç işgalci olarak NATO harekete geçirilmiş, bu yüzden Muhammed Dahlan ve Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'a finansal destek sağlamıştır. Acımasız mücadeleyi bölgeye yaymalıyız. Çok acil adımlar atılmazsa, Türkiye'nin köklü duruşu örnek alınmazsa, bölgenin güçlü ülkeleri bir araya gelmezse, bu büyük istila rüzgarı tersine çevrilmezse, İç işgalci olarak taşeronluk yapanlara karşı geniş çaplı mücadele yürütülemezse yakın gelecekte bazı ülkeler tam anlamıyla imha edilecektir. Bu yüzden her birey, her toplum, her ülke, her devlet ağır sorumluluk altındadır. Batılı istilaya, ülkeleri parçalama projelerine karşı bölgesel direnç oluşturmak, güçlü bir siyasi söylem ve dayanışma ortaya koymak zarurettir. Bu bir tarih hesaplaşmasıdır. Acımasız mücadele bütün coğrafyaya yayılmalıdır. İbrahim Karagül, Yeni Şafak